Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi Risale-i Nur'a şurayı bir okuyayım. Böyle Hüsar Hazretleri'ne hiç alakası olmayan böyle bir tenkit, itiraz böyle şirk manasında veya başka şeyler isnat ediliyor. Şu cümleden girelim. Bunu izahat yapacağım. Bu uzun macerayı İhtiyarlığımın rica kapıları içinde derci, adeta ihtiyarımla olmadı. İstemiyordum, belki usandıracak diye çekiniyordum, fakat bana yazdırıldı diyebilir. Şimdi bunu ilahiyatçılar olsun, başka böyle Vehhabi zihniyetli, Şia tarzında böyle veya hariciyle o tarz böyle kimseler, Hüsar Hazretleri'nin risanında çok nazara vermek istedi, bana yazdırıldı cümlesine itiraz ediyorlar. Şimdi bunun çeşitli izahatları var. Ben 2-3 tanesini nazara vereceğim. Neden Hüsar Hazretleri bana yazdırıldı diyor. Bunun hem mevcudat noktayı nazarından, hem bizim canipten, hem Allah canibinden bunun manaları var. Bu mana tabakasına geçemediği için lügatla çözmeye çalıştıkları için dedikleri isnatları yapıyorlar. Şimdi bana yazdırıldı demesinin abi mevzuyla alakalı, külliyetin genelinin ifade ettiği manayla alakalı çok münasebeti var. Niye bana yazdırıldı diyor? Tevhid-i hakikiyi ilan etmek için. Selman abi. Tevhid-i hakikiyi ilan için, çünkü ehl-i sünnet vel cemaati böyle risale de yazıyor. Nuri, vücudu harici olan bir şeyi afakta bir sebebe vermek, enfüste kendini almak, bu şirk abi. Zaten bakın cüz-i ihtiyari, kader risalesinin başında var. Niçin akideye dahil olmuş? Kusuratı üzerine almak için, değil mi? İyilik, güzellik, kemalatı Allah'a vermek için. Cüz-i ihtiyari. Akideye bunun için girmiş yani, iman emesine dahil olmuş. Yoksa ben iyilikleri, güzellikleri bana alırım, kusurları kadere havale ederim. Bu yanlış bir inanç yani. Tevhid-i hakiki için Hüsar Hazretleri bana yazdırıldı diyor. Bunu ilanat için yani. Yoksa peygamberliğini ilan etmek için veya başka bir şey kendine çağırma, hürmet, ihtiram için böyle bir şey yok. Bakın esbab noktasında bir eşyaya bakalım. Mesela bir tavuk dese ki bana yumurta yaptırılıyor. Doğru yani. Bir arı dese ki bana bal yaptırılıyor. Doğru yani. Güneş dese ki bana ısı ve ışık verdi, doğru. Bediüzzaman Hazretleri de bana da bu lisanı yazdırıldı diyor. Bu doğru yani. Tevhid hakkı bunu gerektiriyor. Şimdi Hüsar Hazretleri Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını, ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi, benim gibi aciz, fakir bir adamdan böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradesinin, kudretinin delildir diyor. Öyle değil mi? Şimdi bu tarz üstada böyle bu yazdırıldı derken olumsuz şeyler isnat edenleri şöyle bir eser ortaya koyduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Bu adamlar ne der? Üstadın yerinde olsalardı aynen şöyle diyeceklerdi diye. Biz bütün engellemelere, zorlamalara rağmen başardık. Böyle bir eseri yazdık. Abi bu şirk işte asıl bu şirk yani. Öyle değil mi? Yani kainat bir fabrikaya benzetilmiş, o fabrikanın oradan bir ürün çıkması gerekiyor. O ürün tevhid yani, tevhid hakiki yani. Bak bunu her şeyde bunu çıkarıyor ve bunun kemali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. Cenab-ı Hakk'ı görmüş, 11. sözde bu cümle var. Subhaneke ma arafnake demiş. Bak gördüğü anda diyor, ben seni hakkıyla bilemedim. Değil mi? O tarz zihniyetli adamlar öyle bir şey olsa ne diyecek? Ya hiç kimseye nasip olmayan şey bana nasip oldu. Demek ki ben acayip bir adamım yani. Birincisi bu. Hüsar Hazretleri neden böyle diyor? Tevhid-i hakiki ilan etmek için böyle söylüyor. Gayet makul ve yerinde. Metinlerle beraber baktığımız zaman. Risale-i muhatabına, talebine vermek istedi bu. Her şeyi Cenab-ı Hak yapıyor yani. İyilik, güzellik, kemalatsa ona vereceğiz. Kusuratsa sen dahil olduysan mesela üzerine alacaksın. Öyle değil mi abi? Şu cümle de geçiyor. Esbab perdedarı, destek kudret olan aklın nazarında tevhid ve vahdet
İster ki esbab ellerini çeksinler tezirak ile. Şimdi abi bir de benim nazara vereceğim, belki bazen böyle ara ara bahsediyorum ben. Üstad Hazretleri çok acayip bir mesele var külliyatta nazara verilen. Bu adamların böyle söylemesini, yani kendini peygamber mi ilan ediyor? Kendini çok büyük bir makam yerine koyuyor. Demesinin abi bir hakikati var. Çünkü Hüsnü Hazretleri her batıl bir meslekte, bak batıl, bir tane-i hakikat var diyor. Niye bu adamlar bunu isnat ediyorlar, üstada kendisi böyle demediği halde? Sebebi şu, şimdi Risale-i Nur'da, bak onun yerinden okuyayım ben ve izahatını öyle yapayım. İşaret edeceğiz var mı abi burada? Var abi. Aslında onu işaret edeceğiz burada. Yani çok konuşmayayım, biraz da okuyayım da bir iki cümle daha mı? Sayfa 17 işaretli cihazdan okuyorum. Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherinde vediye bırakmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfü ifa ve şeriata imtisal ederse insanın cevherinde vediye bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eder sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat, bir ayna olur. O vakit insan ruhu ile, cismi ile, alem-i şehadet ve alem-i gayba bir hülasa olur ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfat-ı kemale-i ilahiye hem mazhar hem müzhir olur. Bakın bu söylediği abi peygambere ait bir özelliktir. Evet, peygamber böyle mahiyet-i insaniyede bulunan 18 bin alemi, evet, burada 18 bin alemde, külliyatın çok yerlerinde değişik ifadeler var. İşletip gösteriyor, o kendisine verilen numuneleri, değil mi? Kuvveden fiile çıkarıyor yani. Şimdi, Bediüzzaman Hazretleri, Risale'nin genelinde bu tarz ifadeleri çok kullanıyor. Cenab-ı Hak insanın maddi ve manevi cihazat vermiş ya, mahiyet-i insaniyede. Bir insan bu maddi ve manevi cihazat-ı insana işletirse, peygamber bunu işletiyor. İşletirse bir peygamber gibi, bak peygamber değil, bir peygamber gibi Allah'a muhatap olabilir abi. Ve Bediüzzaman Hazretleri bunu işlettiği için, maddi manevi cihazat-ı insanayı kuvveden fiile çevirdiği için, bakın peygamber değil, peygamber gibi dua ediyor Allah. Peygamber gibi Allah anlatıyor. Peygamber gibi mücadele ediyor. Abi senin için de var bu ya Selman abi. Mehmet Bey senin için de var mı? Benim için de var. Herkes için var yani. Yoksa abi adamların dediği gibi olsa sen robot olursun ya. Öyle değil mi? Robot gibi yaşayın. Ne yani ben birisinin dediğini niye yapayım abi? Mecbur muyum yani? Ya sen onu kullanarak sendeki istatları geliştireceksin. İnkişaf edeceksin, imbisat edeceksin, terakkiyat yapacaksın yani. Evet, bakın bir peygamber gibi Risale-i Nur Üssü Hazretleri Ayet-el Kübra'da vahyin hizmetini gören şumurlu ilhamdır diyor. Ve şumurlu ilham tarihte bir tane olmuş. Bana bir göster bakayım şu zatta şumurlu ilham olmuş diye. Bir kişi yokmuş, o da Risale-i Nur. Şimdi burada enteresan meselenin bir tanesi de şu abi. Yani adamlar bunu kabul etmekte, böyle bir asırda, böyle bir şahsın gelmesini kabul etmekte zorlanıyor. Ve onu kabul kaynak olarak kabul etmiyorlar insanı ve Üstad Hazretlerini. Adamların bütün sıkıntısı bu. Mesela bir ilahiyatçı 19. mektupta veya Risale'de birkaç tane hadis var. Onlara itiraz ediyor. Bunlar diyor ben bu ilmi tahsil ettim, hadis profesörüyüm diyor. Bu hadis hadis kriterine göre, okuduğumuz kitapta hadis literatürüne göre böyle bir hadis yok diyor. Şimdi Üssü Hazretleri 19. mektupta ve külliyatın genelinde iki şekilde rivayet yapıyor. Bir, nakli sayı kat'i ile diyor. Böyle dediği zaman o hadisin senedi var. Rivayet kitaplarında, adamın okuduğu kitaplarda
yeri var yani. Bir de kendisi rivayet ediyor. O zaman ferman etmiş ki diyor. Ferman etmiş ki de kaynak kendisi abi. Şimdi sen Bediüzzaman Hazretleri'ni şer'i kaynak olarak kabul etmeyince adamın sıkıntısı o. O zaman o rivayeti kabul etmiyor. Ya dedi işte falan işte bir şeyler demeye çalışıyor. Bak dedim bir misal veriyorum sana. Şimdi bize su nereden geliyor? Dedi ki musluktan geliyor. Musluğa nereden geliyor? Barajdan geliyor. Baraja nereden geliyor? Buluttan geliyor. Buluta nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Allah'a nereden geliyor? Bu soru sorulmaz abi. Öyle değil mi? Bir kaynak kabul edeceksin. Şimdi senin öğrendiğin, tahsil ettiğin ilme göre kaynak kim? İşte İbn-i Kayyim el-Cevzi falan falan böyle sayıyor ya. Bak bir kaynağın var. Abi Bediüzzaman Hazretleri şer'i kaynaktır ya. Hatta bak külliyatta abi Kur'an'dan sonra Sertaç-ı Evliya'dır. Sen şer'i kaynaktır. Risale'deki mesela Ebced Cifir'i kabul etmiyor birisi, tamam mı? Dedi ki Ebced Cifir'in şer'i olduğuna dair bir kaynağın var mı? Ya abi Risale'nin kendisi şer'i kaynak ya. Sen bunu şer'i kaynak kabul etmiyor da ben sana ne diyeyim? Dedim ki sen ne iş yapıyorsun? Abi bak Ebced Cifir'i kabul etmiyor adam. Dedim abi sen ne iş yapıyorsun? Dedi ki ben yazılımcıyım. Ya abi sen yapma dedim ya. Abi sen bunu kabul edersen kimse kabul anlatamam ben yani. Abi senin bak ilmin Risale'de tezahür etmiş. Öyle değil mi? Yazılım demek Ebced Cifir ya. Adamı anlatana kadar yani adam Veyalizi'nin boyanmış yani, tamam mı? O şeyle. Abi kitaplarda bak böyle bir ilim yok. Bediüzzaman Hazretleri'nin korkunç cümleleri var ve kendisi söylüyor. Diyor ki Risale-i Nur 100'den fazla din tılsımını izahat yapmış. Ve o kadar mühim ulema, mesela mühim ulema Hızır'ın hayatını kabul etmemiş. Miraç'ın gözle gördüğünü kabul etmiyor adam. O kadar mühim ulema olduğu halde, değil mi? 16. sözün bahsetmiş olduğu mesele, namazın hakikat meselesi, mezheplerin hakikati, evet. 100'den fazla böyle dini meseleyi izahat yapmış. Eski zamanda ismi var ama içeriği yok. İçeriği dolu değil. Mesela Haşr'in nakli olarak anlatılması. Geçmiş kitaplarda olmuyor ama akli izahatı olmamış. Bir tane eserde var. Diğer geçmiş kitaplarda Haşr anlatılıyor ama Haşr-ı Azam akli olarak anlatılmamış yani. 100'den fazla din tasımını izahat yapmış. Bu Ebced Cifir meselesi de abi öyle yani. Ve adam bunu kabul etmekte zorlanıyor yani. Halbuki sen yazılımcısın, daha kolay kabul etmen lazım. Ve külliyatta bahsedilen meseleler o kadar makul, o kadar böyle yerinde ki abi. Nazara vermek istediğim buydu. Yani iki tane mesele. Yazılımcı derken bir, tevhid-i hakikiyi nazara vermek için söylüyor. Bütün sebepler perdedir. Müessir-i hakiki Allah'tır. Ve bunu yazdıran Cenab-ı Hak'tır yani. İstediği kadar kabul et, etme. İkincisi de bizde mahiyet-i insanda da öyle bir potansiyel var ki onu işletirsek peygamber olmamamıza rağmen bir peygamber gibi Allah'a muhatap olabilirsin, dua edebilirsin, ibadet yapabilirsin, değil mi? Yani mesela şu duayı okuyan Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevabı kadar sevap alır, değil mi? 24. sözde izahat yapılmış. Ya abi ben peygamber değilim. Nasıl bir peygamberin sevabını alayım ya? Nasıl bir peygamber gibi namaz kılayım? Bu mümkün yani. Risale'de bir namaz anlatılmış. Abi bunu bir kılsan peygamber gibi kılabilirsin yani. Aa sen kendini niye zannediyorsun? Ya abi bende bu potansiyel var, sen de onu işlet yani. Niye dümdüz robot gibi hayat yaşıyorsun yani? Bak ben mesela şimdi namaz kılıyorum. Niyet ettim Allah rızası için. Bütün Türkiye, küre-i arz, değil mi? Mazi müstakbel niyetine öğle namazını kılmaya. Allah'a ekber, bu kadar ya. Mesela biz şimdi İç Anadolu bölgesinde, yani Kütahya, Afyon'dayız. Niyet ederken, niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmak nerede? Kütahya'dakiler için, o Afyon'dakiler için, değil mi? İç Anadolu için, bütün Türkiye için namaz kılıyorum demek nerede? Öyle değil mi abi? Bak, niyette nasıl külliyet kesilir? Ve peygamber bunu mazi müstakbel olarak yapıyor yani. Bütün mahlukat hesabına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namazı öyledir. Bütün peygamber aleyhisselam, bütün insanlar, bütün Muhammed, ümmeti Muhammed, bütün mevcudat,
Yani bilelim bilmeyelim. Bütün melek-i ruhlar, cin, ins hepsinin namına namaza duruyor. Allah'a muhatap oluyor. Ve en büyük müze kelam yani. Yani sözlü olur bu yani. Yoksa öyle başka bir şeyde külliyet kesmetmek söze göre sözdeki o tesirat gibi değil yani. İşte nazara vermek istediği Üstad Hazretleri'nin bir dedik. Tevhid-i hakikiyi nazara vermek. İkincisi de mahiyet-i insaniyedeki istatları, kabiliyetleri inkişaf ettirmiş. Peygamber gibi ibadet etmiş, dua etmiş değil mi? Mücadele etmiş, iman noktada katkı sağlamış insanlara. Sebep bu yani. Yoksa haşa kendini peygamber ilan ediyor veya başka bir şey ilan ediyor. Doğru değil. Hatırlarsanız abi ikinci mektupta Üstad Hazretleri birisi ben evliyayım dese, kendine bir makam verse, değil mi Mehmet Nuri? Evet. Olmadığını delildir diyor. Yani bir insan dese ki, ben kutubum, gavsım, bana hürmet edin veya benim dediğimi yapın, bu olmadığını delil. Peygamberin dışında hiç kimse dini bir kisveye seni çağırmaz abi. Sadece peygamber, kendi peygamberine çağırır, ben Allah'ın Resulüyüm der. Emirleri, yasakları bunlar da. Onun dışında bir adam dese ki ben gavsım, kutubum, ondan sonra şöyledir, böyledir. Bu olmadığına derim. Bediüzzaman Hazretleri'nin öyle bir şey yok yani. Davası yok. Dava iman Kur'an davası yani. Evet, burada duralım. Allah razı olsun, el Fatiha.